Temel hal elektron dizilimleri verilen X, Y, Z elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X bir halojendir diyor. X buradan yüksek baş kuantum sayısı 2 dolayısıyla ikinci periyot elementidir. Değerlik elektron sayısı da 5 artı 2'den 7 P ile bittiği için de A grubunda yani 7 A grubunda. Halojenler 7 A grubu elementleridir. X de 7 A'da bulunduğuna göre bir halojen doğru. Y ve Z katı ve sıvı halde elektrik akımı iletir demiş. Katı ve sıvı halde elektrik akımı ileten maddeler metallerdir. Baktığımız zaman Y en yüksek baş sayısı 4, dördüncü periyot. Değerlik elektron sayısı 2, S ile bittiği için 2A grubu. Z de yine en yüksek baş sayısı 4, dördüncü periyot. Değerlik elektron sayısı da 2 artı 3'ten 5. D orbiteli ile bittiği için de B grubunda. Şimdi 2A grubunun tamamı metaldir. B grubunun tamamı zaten metaldir. Dolayısıyla Y ve Z burada metal olduğu için katı ve sıvı halde elektrik akımı iletir. B de doğru. En yüksek baş kuantum sayıları arasındaki ilişki. Y'nin en yüksek baş kuantum sayısı 4. Z'nin de yine 4. X'in ise 2. 4 ile 4 eşit büyük 2'den dolayısıyla C de doğru. X ile Z'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. X'in değerlik elektron sayısı 7. Z'nin değerlik elektron sayısı ise 5. 7 ile 5 birbiriyle aynı değil. Dolayısıyla bu yanlış farklı olacaktı. Dolayısıyla yanlış olan D'dir. Y ile Z'nin açısal momentum kuantum sayısı L's yani 1 olan orbitallerindeki elektron sayıları birbirine eşittir. L'nin 1 olduğu orbital P orbitalidir. Şimdi Y'nin P orbitallerine baktığımız zaman 6, 6'da 12 tane elektron var. Z'nin P orbitallerine baktığımız zaman yine 6 artı 6'dan 12 tane elektron var. Dolayısıyla bunlar birbirine eşittir. Şekildeki ideal pistonlu kaplarda bulunan N2 ve CO ideal gazları için niceliklerinden hangileri aynıdır diye sormuş. Yoğunluk, birim hacimdeki tanecik sayısı ve kütle. Şimdi ideal pistonun özelliği dış basınçla iç basıncın birbirine eşit olmasıdır. İkisinde dış basıncı bir, dolayısıyla ikisinde iç basınçlar birbirine eşit. N2 ve CO için birer P RT yazıp birbirine oranlayacak olursak, şöyle N2 için bir olsun, P1, V1 eşittir. N1, R, 1 N2 için de, CO için de, P2, V2 eşittir. N2 R T2 olsun. Şimdi ikisinin de sıcaklıkları aynı. Sıcaklıklar eşit. Bunlar birbirini götürdü. R'ler zaten aynı. Basınçların da aynı olduğunu gördük. Hacimler arasında N2'nin hacmi 2. CO'nun hacmi 1. Dolayısıyla N1 bölü N2. E demek ki N2'nin molü CO'nun molün 2 katı. Diyelim ki CO'nun diyelim, CO diyelim ki 1 mol ise 1 mol ise N2 bu durumda 2 mol olacak veya işte CO işte 2 mol ise N2 4 mol gibi. 2 katı molü var. Şimdi yoğunluk demiş. Yoğunluk yani D eşittir M bölü V'dir. Mesela 2 mol N2'nin kaç gram olduğunu bulalım. 1 molü 28 gram ya da şöyle N eşittir M bölü MA'dan görelim. N2 MA'sı 14 çarpı 2'den 28 Dolayısıyla buradan kütlesi 56. Dolayısıyla yoğunluğu D eşittir. 56 bölü 2'den 25, 28 olarak gelecek. 28 gram bölü litre olarak gelecektir. Şimdi CO için de aynı şeyleri hesaplayalım. CO'nun moline 1 demiştik. MA'sı CO'nun 12 artı 16'dan 28. Dolayısıyla kütlesi 28 gelecek. Dolayısıyla kütleleri aynı değil. 3'ü bulmuş olduk zaten. Yoğunluğa tekrar burada bakalım. 28 bölü Hacmi 1 almıştık. 28 bölü 1'den 28. Yani yoğunlukları burada aynı. Birim hacimdeki tanecik sayısı 2 litrede 2 mol, 1 litrede 1 mol tanecik var. 1 litrede 1 mol tanecik var. Dolayısıyla birim hacimdeki tanecik sayıları da aynıdır. Dolayısıyla sorunun cevabı 1 ve 2 C şıkkıdır. Şekildeki kapta bulunan saf suda üzerinde belirtilen miktar kadar C6H12O6 katısı çözülerek 500 mililitrelik doymamış çözelti elde ediliyor. Hazırlanan çözeltiden kaç mililitre alınarak hacmi su ile 500 mililitreye tamamlanırsa 0,5 molarlık çözelti elde edilir diyor. Öncelikle bu çözeltinin derişimini bulalım. Molarite eşittir n bölü v'dir. Moli burada çözülen maddenin molü 1 mol ve tamamı çözülmüş. Doymamış çözelti olduğuna göre bu 1 molün tamamı çözülmüş anlamına geliyor. 1. Hacmi de 500 mililitre yani 0,5 litre. 1 bölü 0,5 her iki tarafı 2 ile çarparsak 2 bölü 1'den demek ki 2 molar. Şu an çözeltimiz 2 molar. Siz bundan kaç litre, kaç mililitre alırsanız alın yine aldığınız kısım yine 2 molar olacaktır. Çünkü değişimi 2 molar. Çünkü aldığınız kısım kadar hacim ve madde miktarı azaldığı için burada derişim değişmeyecek. Dolayısıyla birinci durumdan ikinci duruma geçerken şöyle M1V1 eşittir M2V2'den geçebiliriz. İlk durumdaki derişimimiz zaten 2 molardı. Bundan kaç mililitre alırsak diyor. 500 mililitre 0,5 molarlık çözelti elde edilir diyor. Şimdi burada işlemleri yapacak olursak V1 buradan 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 250. 0,5 çarpı 200, 250. 250'nin yarısı da 125. Yani sen bu çözeltiden 125 mililitre alıp 500 mililitreye tamamlarsan su ile 0,5 molarlık çözelti elde etmiş olursun. Dolayısıyla bu anlamda sorun cevabı E şıkkıdır. Bazı tepkimeler ve entalpi değişimleri aşağıda verilmiştir. Buna göre C3H8 gazının molar yanma entalpisi kaç kilojüldür diye soruyor. C3H8'in yanma tepkimesini yazmamız gerekiyor. Şöyle C3H8 artı oksijen ile yanar. Yanması sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkar. Yazdıktan sonra tepkimeyi uygun sayılarla denkleştirmemiz gerekiyor. 3 karbon var 3 ile çarptım. 8 hidrojen var 4 ile çarptım. 3 kere 2 6 4 tane oksijen. 4 de burada 10 tane oksijen var. Burayı da 5 ile çarptım. Şimdi bu tepkimenin moler yanma entalpisi yani delta H eşittir. Ürünlerin toplam entalpisi standart oluşum entalpileri eksi. Girenlerin toplam standart oluşum entalpilerinden bulunabilir. Şimdi karbondioksitin standart oluşum entalpisi zaten burada verilmiş ve eksi 390. Şimdi dolayısıyla delta H eşittir. Tabi burada katsayısı 3 olduğu için 3 ile çarpacağız. Bu 1 mol için 390. 3 mol için 3 çarpı eksi 390. Artı suyun moler oluşum entalpisinde eksi 285 olarak vermiş. Burada katsayısı 4. 4 çarpı eksi 285. Ürünler bu kadardı. Eksi girenlerde C3H8'de eksi 100 olarak vermiş. Eksi 100. Oksijen ise standart molar oluşum entalpisi 0'dır. Şimdi buradan işlemleri yapacak olursak delta eşittir. 3 çarpı eksi 390 0. 3 kere 9 27. 2. 9. 11. 4 çarpı eksi 285. Eksi 4 kere 5 22. 4 kere 8 kere 4 32. 34. 3. 8. 11. Ve burası eksi eksi artıya döndü. Artı 100. Delta eşittir. Eksi 1170 ile eksi 1140'ı toplayalım. Eksi 2200, 2310. 2310 artı 100'den buradan eksi 2210 gelecektir. Eksi 2210 yani son cevap A şıkkı diyebiliriz. Tek basamakta gerçekleşen bir tepkimede maddelerin mol sayısı zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Tepkimenin hız bağıntısını da k çarpı x2'nin derişimi çarpı y2'nin derişiminin küpü şeklinde vermiş. Buna göre hangileri doğrudur? Öncelikle hız bağıntısı tek basamaklı bir tepkimede girenlere göre yazılır. Demek ki girenler x2 artı kas sayısı 3 olacak şekilde y2'dir. Buradan ürünlere gidiyor. Zaten buradaki muhsesi zaman grafiğinden de zamanla azalan x2 ve y2 girenlerde z ise ürünlerde. Tabi buradan z'yi direkt olarak bulamayız. Z örneğin şöyle olabilir. 2 tane x. Örneğin x2, y6 olabilir ya da şöyle de olabilir. 2x y3 de olabilir. Yani şu an bu bilgiyle z'nin ne olduğunu direkt bulamayız. Burada mol sayılarını vermiş. Şimdi başlangıçta mol sayısı x2'nin 0,8 mol, 0,8. y2'nin ise n mol var. n z başlangıçta hiç yok. Daha sonra değişimler yaşanıyor ve tepkime sonlanıyor. Yani y2 tamamen bittiği zaman tepkime sonlanıyor. Şöyle son diyelim. Şimdi x2 burada son durumda n mol kalmış. Grafikten onu görebiliriz. Y2 ise tamamen tükenmiş. Z ise 0,4 mol oluşmuş. Şimdi burada burada Z'nin kat bilmediğimiz için direkt olarak şey diyemeyiz. 1'e 0,4 ise işte 3'e 1,2 veya işte 2'ye 0,4 ise işte 1'e 0,2 diyemiyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz ama örneğin burada 0,8 var başlangıçta vardı. Son durumda N. Demek ki 0,8 eksi N kadar azalması gerekiyor. E başlangıçta n vardı. Son durumda hiç yok. Demek ki n kadar azalması gerekiyor. E burada katsayı oranını biliyoruz. 1'e 3. Yani 0,8 eksi n'in 3 katı n'i vermesi gerekiyor. Şimdi katsayı mol oranına göre değişim katsayı orantılıdır. n 0,8 eksi n'li 1'e 3 oran var. Şimdi bu işlemi yaparsak 2,4 eksi 3n eşittir n. 4n eşittir 2,4. n buradan 0,6 gelir. N 06 doğru. Şimdi N 06 ise 08 eksi 06'dan demek ki burada hatta şurayı silelim. 08 eksen yani 02 olacak. Burası da yine 06 azalacak. Şurası 02 azaldı. Burası da 06 azalacak. Eni zaten bulduk 06. Demek ki başlangıçta 06, 06 azaldı. 0 uyuyor. 08 eksi 02 yine 06. Bu da uyuyor. Şimdi 1'e 0 2, 3'e 0 6 0 4 demek ki 2 kat sayısına gelir. 2 kat sayısına geliyorsa demek ki z x y 3'tür diyebiliriz. Tepkimenin derecesi zaten buradaki üsler toplamıdır. Hız bağımsındaki 3 artı 1'den 4'tür. Bu da doğru. Sorun cevabı da E şıkkıdır. Tepkimesine göre sabit hacimli bir kapta dengede olan sistemin sıcaklığı arttırılırsa kaptaki katı kütlesi azalıyor. Demek ki sıcaklık arttırıldığı zaman Reaksiyon sağa doğru gidiyormuş ki çünkü sol tarafta katı var, sağ tarafta gazlar var. Sağa doğru gidiyor ki girenler azalsın, katı kütlesi azalsın. Zaten amonyum nitratın parçalanma tepkimesi, parçalanma tepkimeleri endotermiktir genellikle. Dolayısıyla şöyle ısı sol tarafta. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır? Minimum enerji elimi girenlerle yenidir. Minimum enerji ısının yazıldığı taraftır. Isı girenlerde yazıldığı için doğru. NH4NO3 katı kütlesi arttırılırsa NO2 derişimi artar demiş. Katının dengeye etkisi yoktur. Dolayısıyla katıyı arttırmanız NO2'nin derişimini arttırmayacaktır. Dolayısıyla B yanlış. Maksimum düzensizlik eğilimi ürünler lehinedir. Girenlerde sadece katı var. Ürünlerde daha düzensiz olan gazlar var. Düzensizlik ürünlere doğrudur. N2O gazı eklenirse, N2O gazı eklenirse Le Chatelier ilkesine göre reaksiyon sola doğru kayar. Sola doğru kayması için bu eklenen N2O ile H2O tepkimeye girerek NH4, NO3 oluşturması gerekiyor. Yani bunların bir miktar azalması gerekiyor. Dolayısıyla H2O gaz derişimi miktarı azaldığı için hacimde sabit azalır. Sıcaklık azaltılırsa ki Kc yalnızca sıcaklıkla değişir. Sıcaklık azaltılırsa endotermik olduğu için Kc de yine azalır. H şıkkı da doğrudur. Yukarıdaki kaplarda bulunan eşit hacimli Hx ve Hy çözeltileri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hx kuvvetli, Hy zayıf asittir demiş. Şimdi Hx'e baktığımız zaman burada 0,1 molarlık bir çözeltisi var. Hx eğer kuvvetli bir asitse suda %100 olarak iyonlarına ayrışacak. Ve 0,1 molarsa Hx, H artı da yine 0,1 molar olacak. pH da eksi logaritma A şartı olduğuna göre yani 0-1 olacak o da 10 üzeri eksi 1 buradan pH'i 1 gelecek. Demek ki kuvvetli bir asitmiş ki pH'i de 1 gelmiş. Ancak HC'ye de kuvvetli olsa onun da pH'i 1 gelecekti ancak 4 gelmiş. Demek ki %100 iyonlarına, iyonlarına ayrışmamış. Çok daha az iyonlarına ayrışmış. O yüzden zayıf asittir. Mesela birinci ifade doğru. Tam, nötralleş, tam nötralleşmeleri için gerekli sodyum hidroksit miktarları arasındaki ilişki HX büyük HC demiş. Şimdi bunların derişimleri aynı. E, hacimleri de aynı. Ki eşit hacim diyor. İkisi de 1 litre. Dolayısıyla bunların bu asit ve bazın molleri de aynıdır. Burada H miktarları da aynı. H sayıları da aynı. Molleri eşitse bunları nötralleştirmek için gerek olan sodyum dioksit miktarlarının da eşit olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu anlamda ikinci ifade yanlış. OH eksi derişimleri arasındaki ilişki. Şimdi 25 derecede pH 1 ise POH 13'tür. O zaman OH eksi derişimi 10 üzeri eksi 13'tür pH 4 ise burada pOH 10'dur. OH eksi derişimi 10 üzeri eksi 10 olacak. 10 üzeri eksi 10, 10 üzeri eksi 13'ten daha büyüktür. Dolayısıyla burada 2 büyük 1 ilişkisi vardır. Doğru. Sorunun cevabı 1 ve 3 D şıkkıdır. X artı, Y2 artı, Z artı ve T2 artı metal katyonlarının standart indirgenme potansiyelleri aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi metallerin elektrot olarak kullanıldığı pilin gerilimi en büyüktür demiş. Buradaki metallerin aktiflik sıralamasını bulmaya çalışalım. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan en aktiftir. Burada ama indirgenmelerini vermiş. İndirgenme potansiyeli en büyük olan ise aktifliği en düşüktür. Dolayısıyla en küçük olan aktifliği en büyük olacak. En küçük olan burada eksi 1,41 ile T. O zaman bu metaller içerisinde T en aktif diyebiliriz. Daha sonra eksi 0,76 ile Y daha sonra artı 0.34 ile z. Daha sonra da artı 0.8 ile x. Dolayısıyla en aktifte aktifle en düşük x. Hangi metaller elektrot olarak kullanıldığında pilin gerilimi en yüksek olur diyor. Aktifliği en büyük en küçük seçilirse pilin gerilimi en büyük olacaktır. Dolayısıyla Tx pili burada seçilir. Tx pili yani D şıkkı diyebiliriz. Denklemine göre katısı ile dengede olan PbCO3 sulu çözelsine sıcaklık sabit tutularak sodyum karbonat katısı eklenmesi sonucu Pb2 artı iyon derişiminin zamanla değişimini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? KÇÇ'yi soruyor. T2 andaki karbonat derişimi ve T1 T2 andaki PbCO3 katısının değişimini soruyor. Şimdi öncelikle başlangıçta şu T1 anında bu katı katısı ile dengede olan bir çözelti vardı burada. Şimdi onu bir tekrardan yazalım şuradaki PbCO3'ün iyonlarına ayrışmasını. PbCO3 katısı Pb2 artı ve CO3 2 eksi olarak iyonlarına ayrışmış. Şimdi burada katısıyla ile dengedeyken Pb2 artın derişimi 10 üzeri eksi 5 molar olarak verilmiş. 10 üzeri eksi 5 molar. E bu dengede olduğuna göre katsayıyla bu derişim orantılıdır. 1'e 10 üzeri 5, eksi 5 ise 1'e bu da yine 10 üzeri eksi 5 molardır. Hatta PbCO3 de yine 10 üzeri eksi 5 molardır. Şimdi bunlar 10 üzeri eksi 5 molar. E, biz buradan KÇÇ'yi hesaplayabiliriz. E, KÇÇ bu durumda PB2 artı ile CO2 eksinin derişimlerinin çarpımıdır. Katsayılarda sayılarda 1 olduğu için herhangi bir üst gelmeyecek. Katı burada zaten yazılmaz. Yani 10 üzeri eksi 5 ile 10 üzeri eksi 5'in çarpımı buradan KÇÇ 10 üzeri eksi 10 olarak gelir. E, Dolayısıyla KÇÇ 10 üzeri eksi 10 doğru. Daha sonra bu çözeltiye sodyum karbonat ekleniyor sabit sıcaklıkta. Sodyum karbonat eklendiği zaman sodyum karbonat 2 tane sodyum artı ve CO3 2 eksi olarak iyonlarına ayrışıyor ve burada CO3 ortak iyonu geliyor. Burada ortak iyon etkisinden kaynaklı karbonatın derişimi arttı. Çünkü buradan karbonat geldi. Karbonatın derişimi artarsa Chatelier ilkesine göre reaksiyon çoktan aza doğru yani ürünlerden girenlere doğru kayacaktır. Şimdi ürünlerden girenlere doğru kayarken Pb2+ artın derişimi bir miktar azalacak, karbonat da bir miktar azalacak ve PbC3 katısı bir miktar oluşacaktır. Yani sodyum karbonat eklemeniz sizin karbonatın derişimini arttırdı. Karbonatın derişimi arttığı için denge bozuldu. Tekrar dengeye gelebilmek için reaksiyon sola kaydı. Sola kayabilmesi için Pb2+ ile birleşmesi gerekti. PB kartın derişimi azalır ki zaten grafikten de PB kartın derişimin azaldığını görüyoruz. Azal azala T2 noktasına gelmiş. E, T2 noktasında tekrardan dengelenmiş. Ancak sıcaklık sabit olduğu için KÇÇ bu durumda yine değişmez. KÇÇ değişmez yine 10 üzeri eksi 10. E, KÇÇ PB2 artın derişimi ki PB2 artın derişimi artık 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı son durumdaki karbonatın derişimi. Yani Buradaki 10 üzeri eksi 5 artı buradan gelendir ama onu bilmiyoruz zaten. Onu vermemiş. E buradan bulabiliriz ama. Şimdi karbonatın derişimi o zaman. Şu 10 üzeri eksi 10'lar birbirini götürür. 1 bölü 4'tür. 1'i de 4'e bölersek 0,25. E yaklaşık olarak karbonatın derişimi 0,25 doğrudur. T1, T2 zaman aralığında PBC3 katı miktarı artar demiş. Zamanla artar olduğunu söylemiştik zaten. Bu da yine doğrudur. Sorun cevabı da E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Ergimiş CuBr2 bakır 2 bromür. Ergimiş demek sıvı demektir. Yani sıvı haldeki bakır bromür tuzunun elektrolizinde 96.500 klompluk yük devreden 19.300 saniyede geçiriliyor. Bu elektroliz olayı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakır mol kütlesi 64, 1 faradaydı 96.500 olarak vermiş. Şimdi bakır bromür sıvısı bakır bromür sıvısı bakır 2 artı şu iki buraya gelecek. Ve brom eksi olarak iyonlarını ayrışır. Ve elektrolizde katyonlar katotta indirgenir. Yani bakır iki artı katotta iki elektron olarak indirgenecek bakır katısına. Anot, anyonlar anotta yüksek, yükseltgenir. Dolayısıyla burada brom eksi yükseltgenerek brom gazını oluşturacak. 2 tane elektron verecek. Şurayı da 2 ile çarparak eşitleyebiliriz. Şimdi Tabi elektroliz devleri, devrelerinde artı taraf anottur. Dolayısıyla sağ taraf anot. Eksi taraf katottur. Pilde de tam tersidir. Eksi artı. Şimdi anyonlar anotta. Dolayısıyla şu ikinci tarafta brom gazı açığa çıkacak. ikinci elektrotta. Birinci elektrotta ise bakır toplanacak. Şurada da bakır toplanacak. Şimdi devreden geçen elektrik yükü 1 faradaydır. E 1 faraday 96500 kulomb. Zaten 96500 kulomb geçtiğini söylüyor. Doğru. Birinci elektrotta 64 gram bakır birikir. 1 bir faraday 96500 kulomb 1 mol elektrik akımı 1 mol elektron demektir. 96500 demek ki 1 mol geçiyor. 2'ye 2 iki elektronu 1 mol ise 1'e 0,5 moldür. 0,5 mol bakır ise 1 mol 64 olduğu için 32 gramdır. Ancak 64 gram demiş yanlış. Devrede devreye uygulanan akım 5 amperdir. Q eşittir I çarpı T'den. Q zaten 96.500 olarak vermiş. Eşittir I çarpı T'de 19.300 olarak vermiş. E burada 96.500 19.300'ün 5 katıdır. I dolayısıyla burada 5 amperdir. Dolayısıyla bu da doğru. Anot çevresinde 0.5 mol brom açığa çıkar demiş. Evden 1 mol yük geçtiğini bulmuştuk. 2'ye 1 ise 1'e 0.5 moldür. E Dolayısıyla 0.5 mol brom açığa çıkmıştır. Doğru. Devreden 1 mol elektron geçtiğini zaten burada 1 Faraday 1 molden söylemiştik. Bu da yine doğrudur. Yapı formülü verilen molekül ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada benzen halkasına karbon, oksijen ve klor bağlanmış. Şunlar karbon. Karbonlar arasında bir ikili bir birli bağ var. Demek ki her birinde bir tane de hidrojen bağlı olması gerekiyor. Şöyle. Buradaki karbon ise hidrojen bağlı değil. 1, 2, 3, 4 bağını tamamlamış. Şimdi tüm karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır diyor. Sigma bağ sayısının bir eksi hibritleşmeyi verir. Buradaki karbonlar 1, 2, 3 tane sigma bağı yapmış. Aynı şekilde buradaki karbon da 1, 2, 3 tane. Buradakiler de yine 1, 2, 3 tane. Buradaki karbon da yine 1, 2, 3 tane sigma bağı yapmıştır. Dolayısıyla hepsi sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. Aromatik bir hidrokarbondur demiş. Evet aromatik yapıdadır. Ancak hidrokarbon olabilmesi için yapısında yalnızca karbon ve hidrojen olması gerekir. Ancak burada klor var, oksijen var. E, dolayısıyla bu artık bir hidrokarbon değildir. Dolayısıyla bu yanlış. Sigma bağ sayısı 9'dur. Sigma bağları tekli bağlardır. Şöyle tek tek sayalım isterseniz. Şuradaki hidrojenlerden birer bağ gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olması gerekirken 9 demiş. Dolayısıyla bu yanlış. Dolayısıyla son cevabı da bu anlamda yalnız bir A şıkkıdır. Bir hidrokarbon ile ilgili bilgiler şöyledir. 0,25 molünün tamamen yanması sonucu normal koşullarda 22,4 litre karbondioksit gazı oluşuyor demiş. Hidrokarbon demek yapısına yalnızca karbon ve hidrojen içeriyor demektir. Bu yandığı zaman Aça karbondioksit ve su çıkar. Diyor ki bunun 0,25 molü yandığı zaman 22,4 litre. 22,4 litre normal koşullarda 1 moldür. 1 mol karbondioksit gazı açığa çıkıyor. O zaman bunun kat sayısı 1 ise 1 olursa 1'e 0,25 ise 4'e 1 gelecektir. E, dolayısıyla burada 4 tane karbon varsa burada x 4 olacaktır. Yani bizim bu hidrokarbonumuz 4 karbonlu olduğu sonucuna bu birinci bilgiden ulaşabiliriz. Geometrik izomeri gösteriyorsa bu bir alkendir diyebiliriz. Bromlusyon rengini gidermesi için en az bir tane pi bağının olması gerekir karbonlar arasında. Zaten alkense pi bağı da olur. Dolayısıyla 4 karbonu bir alken arıyoruz. Buna göre bu bileşinin sistematik adı hangileri olabilir? Büten bir alken. Bir büten bir alken. iki büten de bir alken. 2 metil propen bir alken. 3 alkene uyuyor. Bromlusyon rengini yani giderir bunlar. Aynı zamanda metil propen de 4 karbon. Bunlar da 4. Buna da uyuyor. Sadece geometrik izomeri gösterip göstermediğine bakacağız. Birinciye bakalım. Bir büten. Bir büten demek ki 1 ve 2 numaralı karbonlar arasında ikili bağ var. Şöyle bir yapı. Şimdi şu karbonda aynı hidrojenler var. Şimdi bunun geometrik izomeri gösteriyor olabilmesi için karbonlar aynı grubun bağlı olmaması gerekir. Ama burada aynı grup bağlı. Diğer tarafta farklı ama işte şu C2H5 yukarı gider, H aşağı gider. Burada farklı ama burada aynıysa burada geometrik izomeri yoktur. İki büten. İki bütende ise Şöyle 1, 2. 2 ile 3 numaralı karbonlar arasında ikili bağ var. E dolayısıyla burada örneğin bir tarafında CH3, diğer tarafında hidrojen olacak. Bunun da yine bir tarafında CH3, bir tarafında hidrojen olacak. Örneğin işte şöyleyse bunlar yukarıdaysa cis tam tersi trans izomerisi gösterir. Yani geometrik izomeri gösterebilir. 2 metil propen. Şöyle bir propen çizelim. 1 ile 2 numaralı karbon arasında direkt propen dediğine göre iki metil. Zaten propende her zaman bir ile 2 arası olmak zorunda. 2 metil dediği için metil şuraya bağlı. E burada da metil var. E şu karbona aynı gruplar bağlıysa yine aynı bir de olduğu gibi ki öbür taraftan da buna yine hidrojenler bağlı olacak. Aynı burada olduğu gibi bu da yine cis transizomerisi göstermez. Yalnızca iki cis transizomerisi gösteriyor. Dolayısıyla son cevabı da B şıkkıdır. Bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yapısında 3 farklı fonksiyonel grup bulundurur diyor. Buradaki OH bir fonksiyonel gruptur. Hidroksil. NH2 burada amino fonksiyonel gruptur. Buradaki karboksil de tek bir fonksiyonel gruptur. Yani işte OH ve CO karbon ile ayrı ayrı fonksiyonel gruplar değildir. Bu iki fonksiyonel grubun birleşmesi tek bir fonksiyonel gruptur. Dolayısıyla 3 farklı fonksiyonel grup bulunur. Doğru. Yapısında bir tane primer alkol, OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlı olduğu için evet primer alkol özelliği de gösterir. Bir tane sekonder alkol bulunur demiş. Ancak buradaki OH'tan doğru bu bir alkol özelliği göstermeyecektir. Dolayısıyla burada sekonder alkol özelliği göstermez. İki yanlış. Sistematik adı 2 amino 3 hidroksi propan oik asittir. Burada karboksil grubu önceliklidir. Buradaki karbondan başlayarak 1, 2, 3 olarak numaralandırılır. Burada tekli bağ var. E dolayısıyla 2 de amino, Alfabetik sıraya göre 2 de amino, 3 de hidroksi var. 3 karbonlu propan oik asit. Doğru. Hem HCl hem de sodyum ile reaksiyon verir. HCl asittir. Sodyum hidroksit bazdır. Buradaki karboksil grubundan kaynaklı bu asit özelliği gösterir. Zaten adı propan oik asittir. Ama buradaki NH2'den kaynaklı aynı zamanda baz özelliği gösterir. Hem asit hem baz özelliği gösterdiği için amfoterdir. Dolayısıyla karşısına asit gelirse baz, karşısına baz gelirse asit özelliği gösterecektir. Dolayısıyla bu dördüncü ifade bu anlamda doğrudur. Son cevabı da 1, 3 ve 4 E şıkkıdır.